Dünya kablosuz A pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar. Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdağ. Ben Mesut Çevik. 2017'nin son programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler oldu. Bir önceki bölümde Apple'ın kullanıcıları haber vermeden pilin sağlıksız ya da kondisyonun zayıf olmasına bağlı olarak telefon kendi kendini kapatmasın diye... E işlemci frekansını düşürdüğümüz zaten konuşmuş o diye. Geçmiş hafta içerisinde buna bağlı olarak bazı gelişmeler yaşandı. İşte en az 5-6 kişinin Apple'a dava açtığını biliyoruz. Hatta 1 trilyon, 1 trilyon dolarlık, dolarlık var. bir dava da söz konusu. Buna bağlı olarak aynı zamanda kullanıcılardan ciddi tepkiler geldi dünya çapında. En sonunda Apple tarafı resmi açıklamayı yaptı ve kullanıcılardan özür diledi. Aslında bakılırsa özür dilerken de performansa müdahalemiz ve bununla ilgili olarak işleyiş tarzımızdan dolayı bazı kullanıcıları hayal kırıklığına yarattığımızı gözlemledik ve buna bağlı olarak özür diliyoruz. Bunu tekrar Gözden geçireceğiz ama bunu yaparken kesinlikle telefonları yavaşlatalım. Kullanıcılar yavaş telefon kullandıkları için daha yeni bir telefon geçsinler tarzında bir anlayışı benimsemediklerini söylediler. Ya Şöyle bir olay var. Biz geçen hafta ne demiştik? Kullanıcılara mutlaka haber vermesi lazım. Büyük olay bu demiştik. Erdem demişti ki pil değişip fiyattan ucuzlatsın. Kullanıcının gönlünü alsın demişti. İkisini de yaptılar. Bir sonraki güncellemede pil durumu hakkında artık çok daha detaylı bilgiler alabileceğimiz söylendi. Ama bekleyip göreceğiz bakalım bir sonraki güncelleme yetişecek mi yetişmeyecek mi? Bundan sonra piliniz kondisyon olarak telefonu full hızda çalıştırma yetiyor mu yetmiyor mu görebilecekmişsiniz. Yani söylenen açıklama bu var. Ve haberiniz olacak bundan sonra yavaşlayıp yavaşlamadığı hakkında. Bir diğer konuda 70 dolardan 20 dolara kadar indirdiler pil değişimini. Evet Ocak ayından itibaren 30 dolara kadar düşme durumu söz konusu pil değişim politikasında. Çok iyi bir durum söz konusu bu da. Ben biraz tabii okuyucu yorumlarını takip etmeye çalıştım. Genelde beklenti bu ayıbı isimlerden komple bedava değişim şeklindeydi ama tabii orada milyonlarca cihaz. Ya şimdi şöyle bir şey var bakın. Burada Apple'ın hatası kesinlikle. Bu haber vermeden hızı düşürmesi. Pilin eskimesi kullanıma bağlı bir şeydir. Tamam. Pil kududan çıktığı gibi performansı düşmüştür. Amenna. Okey. Haklısınız. Garantiye götürün değiştirin. 2 yıl içinde, yapalım, içinde tabii iki yıl içinde piliniz zayıflamıştır. Garanti kapsamı dışındadır. İçindedir. Gidin değiştirin. Anlıyorum ama şimdi pilin kullanıma bağlı olarak pili bitmişse ki bu tamamen yaşanan bir şey. Yani kimyasıyla alakalı piller. Termi dünyadaki tüm pillerle olabilir. alakalı bir durum bu. Kalkıp da firmadan sen bunu tamamen değiştir demek yanlış bir tutum, yanlış bir yaklaşım çünkü firmana kadar haksızsa biz de o zaman o kadar haksız bir duruma düşüyoruz. Burada haklı olmak önemli. Haklı olduğun bir konu vardı. Kimse haber vermeden telefonunuzu yavaşlatamaz yani. arkadaşlar. Böyle bir işlem yapamaz çünkü telefonunuzu yavaşlattığı anda Erdi de konuştuk. Mesela ISP'nin, işlemcinin o işlemci için yavaşlamasından dolayı belki kalite düşüyor de derdi. Belki de gerçekten öyle bir durum söz konusu olabilir. Hani işlemciniz düştüğü için kalitesiz resimler de çekiyor olabilirsiniz. Kullanıcı deneyimi düşüyor. Ben 1000 lira niçin verdim diyelim? Hı hı. Yüzde 100 yüz deneyim de için, en iyi deneyim için. Sonra haberim yok. Verdiğim para 1000 lira ama deneyim 500 liralık telefon deneyim. Bu tamamen haksızlık. Hı. hı. Çünkü şu, ya günün sonunda tabii ki bu özür de belli bir anlama sahip. Çünkü bu işte 2012'de hatırlarsın Apple Maps ilk çıktığı zaman kullanıcıları yanlış yola sokuyordu bir takım sıkıntılar evet. baş göstermişken yani onun gibi bir yazılım bug'ı hatası değil. Bu Apple'ın inisiyatif kullanarak herkesten gizlediği bir şeyi aslında kabul etmesi, ve bunun hata hata olduğunu anlaması oldu. Bakalım Ocak ayına itibaren Yeni fiyat politikasına bağlı pil değişim programı başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecekmiş. Mesuna söylediği gibi yine yeni yazılım güncellemesinde ile ilgili daha fazla bilgiyi kullanıcılara vereceğini garanti ediyor bu tarafı. Bununla ilgili davaların akıbeti ne olacak? 2018'de Apple politikalarına ne bir etkisi olur? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama davalar korkutmuş olması lazım ki bu kadar hızlı aksiyon aldılar. Yani hatta geciktikleri bile konusunu 2 hafta işte biz geçen hafta konuştuk. Onun önceki bir hafta ortaya çıktı. Ya tamamen tepkilere baktılar. Uh -huh. Davalar Aynen. bence korkuttu. Ki, Çünkü davaların haber olması, rakamların yüksek olması daha fazla dava açılabileceği anlamına geliyor yani bir ve bir kişi kazanır ayvayı yediler yani. Hemistar <laughs> teşkil eder herkes evet. için örnek olur bu ki 1 trilyon dolar daha, şu an Apple'ın diye 1 trilyon dolar değil. 2018 olabilecek yani konu bir 1 trilyon diye. dolar tamamen yalan yanlış da adamın Ne zarar uğraşacaksın telefonunu yavaşlatarak bir trilyon dolarlık yani neye istinaden açmış Ciddi onu? kayıpları vesile olabilir ama 1 evet. yani trilyon dolar belki olmasa bile... E değişik sonuçlar ortaya çıkabilir. Neyse sonucunda şu anki durum bu şekilde arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa önümüzdeki haftalarda yine oturur konuşuruz hep birlikte. Son tabii herhalde o 2017'nin teknoloji dünyası içinde en herhalde ateşli konularından birisi bu kripto paralar ve evet. madencilik konusu oldu. O da seni büyük bir patlayışla tamamlıyor evet. ama hayırlısı bakalım. Son şakası güldürmedi tarzında bir durum oldu. Seni kapatırken herkese gol attı. Evet. Özellikle yeni yatırım yapanların ee, üzecek bir takım değer kayıpları oldu kripto para dünyası içerisinde. Tabi şimdi madencilikten bahsettiğimiz zaman genelde aklımız hep işlemci ekran kartı geliyor. Bunlarla ilgili stok sıkıntıları vesaire de geliyor. Zaman zaman teknoloji dünyası içerisinde özellikle akıl telefonları ilgi duyanlar şunu da düşünmüyor değil. Acaba telefonlarımızın içerisinde, içerisinde çipler üzerinden madencilik yapabilir miyiz? Çünkü evet. bazı çipler çok güçlüler ve belli özel amaçlı algoritmaları hızlı hesaplayabilme kabiliyetine sahipler. Android tarafında bir süredir markette bir takım uygulamalar vardı. Bunların birçoğuna fake deniyordu, birçoğuna düzgün çalışmıyor tarzında yorumlar yapılıyordu. Şimdi iPhone için de bir yazılım geliştirilmiş. Burada e, bu yazılımı aslında haber olarak almamızın temel sebeplerinden birisi yurt dışındaki oturmuş Apple sitelerinde kendisine yer bulması ve arkasındaki ismin Jailbreak tarafında en çok kullanılan araçlardan birisiyim imza atan Elias. Tam soy ismini de söyleyelim. Elias. Alias Elias Limenos isimli bir geliştirici tarafından yazılan bir uygulama. Tabii ki bu uygulama tahmin edebileceğiniz üzere Apple Store'da bulunmuyor. GitHub'dan kaynak kodları alınarak Xcode üzerinde derlenebiliyor ya da derlenmiş bir versiyonu iTunes ya da üçüncü parti bazı aracı yöntemler üzerinden e, telefonu kurulabiliyor. Mobile Miner ismi bir yazılım. Videosunu zaten arayıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapılan hesaplamaya göre şunu söylüyorlar. CPU tabanlı bir e, aslında bir madencilik uygulaması bu ve buna bağlı olarak da Electronium ve Monero gibi kripto para birimlerine daha fazla verimlilik sağlayan bir uygulama. E, hesaplamışlar aylık getirisi eğer telefonu 7-24 çalıştırırsan ki 3-4 saat içerisinde pil tükettiği söyleniyor. Yani günde 5-6 kere şarj etmen gerekiyor telefon ya da sürekli prizli olması gerekiyor. Gün işte aylık 12,5 dolardan yıllık aşağı yukarı 150-160 dolar civarında bir getirisi varmış. Ya vallahi şöyle bir şey var. Değmez kesinlikle 160 dolara. Çünkü Söylenen o ki telefonu günde 4-5 kere şarj etmeniz gerekiyor. Çünkü bir iPhone'un şarjı 3-4 saatte bitiriyor. E şimdi böyle bir durumda da telefonu eline alacaksın. Yani belli. Sadece bu iş için dedike etmen lazım. Akıl mantık işi değil. Sadece deneysel bir çalışma. Güzel olmuş. Ben kimse de atıl durumda iPhone'ların köşelerde durduğunu düşünmüyorum. IPad yani işte az önce pilin sağlık durumuna bağlı olarak telefona gittiğini evet. gördük. Çok hızlı pil zaten e, o duruma getirecekmiş. düşünüyorum. Ama şimdi Apple önlem almaya itebilir. Çünkü bu yöntemle Telefonunun piline hızlıca zarar verip garanti koşullarına değişmesini isteyebilirsin. Yani şey yorumları var bu gelişmenin altında yurt dışında. Sürekli para alan iPhone'dan para veren iPhone'a <laughs> diye bir, <gülüyor> bir <gülüyor> söz konusu ama aylık 15 dolar işte Amerikan para birimliği Amerika'daki Starbucks'ı düşündüğünüz zaman ayda iki tane kahve parasına denk gelen bir gelişme söz konusu. Kimse öyle zannediyorum ki o bin dolar vererek kaldı iPhone onu bu işler yani için şey kullanmaz ama kullanmaz, evet. tabi buradaki popülerliği görüp mobil tarafa da bu işin yansımış ya olması. Şöyle yapabilirsin olarak... App Store'a girersin oradaki bütün demo cihazlara kurarsın bunu. Sonra çıkarsın. sen Senin hesabına çalışılır orada. var. uygulamada arka planda çalışayım seçeneği var. Onu hakkı ederse kimse görmez. Apple Store'a girip hepsini kurun arkadaşlar. Oradaki demo cihazların hepsini. Sizin için çalışsınlar tüm gün. Aslında... Ya da oradaki arkadaşlardan biri yapabilir. Gezen görevlilerden. Aslında fena Hazır duruyor cihazlar yani. Cin fikri soktun şimdi beynine. Tam zehir attım bakalım ne olacak. Gitleyip göreceğiz ama sonuçta 2018'de de kripto parayı bayağı konuşacağız gibi görünüyor. Geçen saatte ülkemizde Facebook zincirlerinde falan kullanım kullanılmayacağı tartışılıyordu. Belki 2018'de mobil tarafta daha fazla yansıması ortaya çıkar. Yine mobilitede konuşuruz. 3310, 2017'nin aslında en flash telefonlarından birisi, en azından yarattığı hype, etki anlamında. Çünkü orijinal 3310, telefon dünyasının mihenk taşı modellerden bir tanesi. Çok uzun süre kullanılan, evet. taş gibi, kaya gibi sağlam, insanların yılan oynamaktan hoşlandığı telefonlardan bir tanesiydi. HMD global şirketi, Finlandiyalıların ortak olduğu, Foxconn'un işin içerisinde olduğu ve es eski bazı Nokia yönetici ve mühendislerine sahip olan şirket, 3310'u piyasaya sürdükten sonra eleştiriler ortaya çıktı. Neden? İşte bağlantı tarafında modern teknolojide desteklemeyen bir telefondu. Şimdi bir açıklama geldi. Muhtemelen 2018'in başında ilk birkaç ayındaki belki Mobil Dünya Kongresi de olabilir bu. 3310'un 4K destekli bir versiyonu piyasaya süreceklermiş. Şimdi 3310 internete giremeyen çok sınırlı bir telefon aslında biliyorsunuz. Yani 2G telefon. 2G telefonu. Sadece konuşabiliyorsunuz, mesajlaşabiliyorsunuz ve yılan vesaire gibi bazı basit oyunlara sahip. Burada 4G'yi desteklemesi şöyle önemli. 4G hatlarda telefon görüşmesi bile yapamıyordunuz. Çünkü 2G telefon olduğu için birçok ülkede artık 2G bantları iptal ediliyor. Evet, 3G evet, ve 4G'ye yani. tahsis edilmeye başlandı bu bantlar. Telefon görüşmesi yapamayınca da telefon anlam kazanmıyordu. Şimdi 4 g desteklemesi şu anlama geliyor. Türkiye'ye getirdiğinizde bu telefonu hangi operatöre geçerseniz geçin, nereye giderseniz gidin telefon görüşmesi yapabileceksiniz. En zaten azından. orijinal 33 operatörlerin ilgi duymamasının sebebi de aslında zaten yeni modern teknolojilere destek vermemesi. Ama tabii 33 gibi telefonlar ülkemizde şöyle bir dezavantajı var. Ne yazık ki vergilendirme şeklimiz nedeniyle bu telefonlar akıllı telefon fiyatına geliyorlar ülkemize neredeyse. Şöyle söyleyeyim Mesut. Anlam yani kazanmıyor yani. Orijinal model yani yeni nesil orijinal 33 modeli 40-45 dolar civarında bir yurt fiyatı var. Türkiye'ye 500 liradan geldi. Şimdi bunun fiyatının 80 dolar olacağız olacağı söyleniyor. Bunu direkt 1000 TL yani, hesaplarsak anlamsız, anlamsız olacak. olacak. O fiyata akıllı telefon alabiliyorsunuz 4G zaten. Bu sadece bir ikon olarak Türkler için kaldı. Yoksa yurt dışında fiyatıyla alınabilir bir telefon. Geçim saatleri içerisinde HMD ile ilgili başka haberler de vardı. İkonik diğer Nokia telefonundan da yavaş yavaş üretecekleri söyleniyor. Zaten ben Mobil Kongresi'nde HMD'nin Türkiye'de bakan Lübnanlı yöneticisiyle bir araya geldiğimde demişti o. Ben sormuşum hani Nokia'nın sonucunda tüm bu tarihsel gelişiminde çok güzel modeller var. İşte evet. Ron, otomatik kapaklı, küçücük telefonlar, oyun telefonları vesaire. Kullanıcıların tepkisi istekleri doğrultusunda potansiyel gördüğünüz modelleri yeniden dirilteceğiz diyordu. 2018'de muhtemelen o hafızalarımıza yer etmiş bazı Nokia telefonları da telefon reklam açısından da güzel. Yani çok fazla Nokia konuşuldu mesela o dönem. Renkli renkli bir de küçük mütüklen evet. tarz olarak da güzel bir telefon ama meraklısını hitap etti. Satışla rakamları tabi açıklanmıyor bilmiyorum ama yüksek satış ulaştıysa da aslında bir başarı olur ticari anlamda. Elçisi tarafı da herhalde 2017'nin kaybedenlerinden oldu. sesiye daha yok, hiçbir yani şey yok. Yani 2018'in sonunda büyük ihtimalle HTC markasını telefonda görmeyiz. Yani şöyle üzüntü verici bir durum. Seninle en son konuştuğumuz HTC ile ilgili programların birinin altında parada ithal fiyatları paylaşmış bir okuyucu. Hakikaten şu an U11'i 2200 liraya falan bulabiliyorsun paralelde ki o telefon için çok güzel bir fiyat. Ya ben hala şey anlayamadım. Paralel ithal adam da kazanıyor. Bunlar da kazanıyor. Hangisi, evet. evet, hangisi <laughs> neden o kadar fazla kazanıyor? Niye? Normal firma getirdim o fiyat 4000 liraya çıkıyor da pavya ithalatçı getirdim 2200 lira bilmiyorum. ikisi de işlisinin fabrikasından çıkıyor. Bir tanesi merdiven altında kimse tamir etmiyor yani. Çalıntı da değil. Sonuçta vergisi mergisi ödenerek e imi kaydı yapılarak Hı -hı. getirilmiş telefonlar. Burada bir yalan var birinin söylediği. Bir yanlış var yapılan. Ama kim nerede yanlış yapıyor bilmiyorum. Sonuçta. Yani şu an şöyle bir durum var. 2000 artık 18'e girerken U11 ile ilgili test fiyazı bile bulunamaz noktaya gelmiş evet. durumda. Dolayısıyla ticari anlamda bunlar tabii çok parlak işaretler değil. Gelen haber şunu söylüyor. 2018'de HTC'nin mümkün olduğu kadar az sayıda cihazla piyasada kendisine yer arayacağı. Bir tane Emre'ye gemisi yapacaklarmış. 4-5 tane de orta sınıf telefon yapacaklarmış. Zaten giriş seviyesine uzaklaşmışlardı onlar epeydir. Böylesi modellerle tabii piyasada ne kadar rekabetçi olur onu bilmiyorum. Çünkü bazı ülkeler özel cihaz geliştirmen gerekebiliyor. Pazar potansiyeli yüksek oldu. Çin, Hindistan gibi ülkeleri. Ama anladığımız kadarıyla Zaten mühendislik ekibinin önemli bir kısmını Google'a devretmiş durumlar. Pixel ekibi ARGE çalışanlarının belli bir bölümünü zorlanacaklar gibi. görünüyor. HTC önemli bir firma. Neden önemli bir firma? Bakın Android tarafında aslında yenilik yapan firma yok gibi bir şey. Çok az var. Çit hoparlör. Kulaklığa önem vermek. Kulaklık çıkışında işte boom sound gibi. Çift kamera. Evet. Kalkıp Beat Audio gibi firmalarla işbirliği yapmak. Çit hoparlörlü yüksek ses vermek. Metal kasaya geçmek. Çit kamera kullanmak. Sıkıştırdığınızda belli fonksiyonları yerine getiren telefonlar üretmek. Bunlar sürekli olarak bizim HTC'den gördüğümüz şeylerdi. Diğer firmalara bakın hep daha emin adımlarla ilerliyorlar. Yazılımsal böyle yenilikler yapmaya çalışıyorlar. Bu tarafta firma gerçekten bizlere günlük kullanımımızda işimize yarayacak birçok şeyi sunmaya çalıştı. Yenilikleri denediler, denemediler değil. Hatta şimdi Çin'de mesela satılan bağımsız bir VR kaskları da var. Yine ilk VR kaskı bağımsız olarak PC'ye süren firmalardan bir tanesi de oldular. Ama ne yazık ki Belli bir yerden sonra HTC odağını kaybetti. Yani kullanıcıyı dinlemeyi bıraktı. Kullanıcıyı dinlemeyi bıraktı. Fiyatları çok uçurdu. Biraz piyasayı okuyamadılar ne yazık ki o dönemde. Tasarımda bir de modern akımları ayık uyduramadılar. Bu filmi bitiren Snapdragon 810 oldu. Çünkü HTC'nin aslında hep tek atımlık nefesi vardı tepe telefonlarda. Snapdragon 810'lu cihazları da pek istediğini veremeyince işlemciden dolayı çok ısınınca çok pil tüketince bir sonraki şeye nefesi kalmadı. Zaten o dönemde bir sürü değişikliğin yaşandığını gördük firmada. Zaten şimdi şöyle bir durum var. Çok uzun sürede konuştuk. Aslında eşisi ve Qualcomm arasında uzun bir süre organik bağ vardı. Birbirlerini çok destekleyen firmalardı bunlar. Ama sonrasında tabii HTC'nin satış rakamları gerek yüksek fiyat gerekse de işte rakiplerdeki gelişim kadar gelişim gösterememesine, evet. ayak uyduramamasına bağlı olarak düşünce Qualcomm'un odağı da başka firmalara kaydı. Sonuçta onlar da çip satmak ve teknolojilerini yaygınlaştırmak istiyorlar. Edge'sin burada tabii yaptığı hatalardan bir tanesi çok uzun süre aslında şu an görevde olmayan CEO'nun kendi ihtirasları doğrultusunda telefon ne yazık, yapma evet. çabası oldu. ya yani Çalışanları bir araya toplayıp hep Edge'si olmuyor bunlar. Kullanıcıyı dinlemen gerekiyor. Tabii i̇şte bugün Edge'sin geldiği pazar payı ortada Sony ile beraber. marka olarak çok güçlü olmalarına rağmen piyasalık ilk pazar karşılığı son derece küçük. Çinler yükselirken işte Samsung gibi firmalar Android liderliğe doğru hareket ederken bunları gözlemleyemediler. Bundan bir sağ göğü zararına satıp daha Apple'da sonrasında doğru. He, o milyarlarca değer kazanan şirketi öyle zararına satan bir firma yani bu kadar vizyonsuz bir hale o geldi. Bu arada bizim belki de arka plan göremediğimiz bir şey var. Çünkü alıp iki tane telefon çıkarıp sonra birden elinden çıkarma isteği bilmiyorum yani. Garip. Ha, şöyle bir durum var. eşisine sahip olan gibi Asya'nın en güçlü kadınlarından bir tanesi. Ayrı olarak zaten süper zenginler. Kocası Vian'ın başında çip geliştiriyor. Çinlilerle iş birliği yapmış durumda. Onlara bir şey olmaz ama işte eşisinin durumu. Evet. E, açıkçası üzülmemek de elde değil. Çünkü ben Computex için Tayvan'a gittiğimde genel merkezlerini gezme, hatta bir videoda çekmiştik, ziyaret etme şansım da olmuştu. Bayağı da parlak mühendisleri vardı aslında o dönem ama sonrasında işte ayak uyduramayınca. Şey, miyince. o dönem belki bilmediğimiz şeyler de oldu. Çünkü tasarım ekiplerinin başında erdiğinde özel olarak görüşme fırsatı bulmuş kişinin meğer tasarımları yurt dışına başka Çinli. firmalara sızdırdı, Çinlerle paylaştı falan ortaya çıktı. İşte Tayvanlı bir firma. Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca da belki de firmanın bazı modelleri de Çinler tarafından taklit edildiği için piyasaya süremediler. Bilemiyorsun yani gelişmeleri. Yani en nihayetinde çok güçlü bir marka. Android'in ilk büyük markasıdır aslında baktığınızda işte. Evet. Hatırlar mısın ilk zamanlarda ki bizden sen i̇lk de... Zaten... Android telefonu sahibidir, yapıcısıdır. Aynen. HD2 Windows Mobile tarafında ilk bir gigahertz işlemci kullanan tabii. firmaydı. Yani bilmiyorum bir ara bir rivayet ortaya çıkmadı değil. Tayvan hükümetinin de desteği ilişkisinin telefon tarafı için Asus'un telefon tarafıyla birleşeceği ve oradan bir sinerji yaratılabileceği. Japonlar bunu biliyorsun. Gerçi onlar pek olumlu sonuç evet. olmadı ama genelde batmaya yakın ya da kötü giden şirketle birleştirme e, kültürleri var. O da olmadı. Bakalım zamanla göreceğiz ne olup içeceğini. Ama şu anki durumu üzüntü verici de değil açıkçası. Öyle Üzünün gerçekten öyle sevdiğimiz şirketlerden bir tanesi. Ee, bir sonraki haberimiz yükselen bir firma ile ilgili. Xiaomi ile ilgili. Yani bu adamlar bugün en büyük 5. üretici durumundalar. Ve Hindistan pazarındaki ikinci büyük ülke nüfus anlamına bakılsın. Orada da birinciliğe oturmuş durumdalar. Mi A1 Google işbirliği çerçevesinde Android One'lı cihaz olarak piyasaya çıkmıştı. Şimdi oraya güncellemesini aldı alacak. Yıl sona ermeden çıkacak deniyordu ama iki gün kaldı, çıkmadı. Herhalde Ocak ayının içerisinde dağıtılır diye düşünüyorum. Bazı önemli geliştirmeler var. Bunların başında da hızlı şarj özelliğinin aktif olacağı söyleniyor. Aslında telefonda varmış ama şu an çalışmıyor. Hızlı şarjla beraber bir takım denemeler yapmışlar hızlı şarj destekli adaptörlerle beraber. Normalde şu aşamada Android 7.1.2 ile 2 saatte şarj olan telefonun 1 saat 30 dakika civarında şarj olduğu gözlemlenmiş. Valla şimdi mühabirin ülkemizdeki satış fiyatına baktığımızda eğer... Android One bir cihaz alacaksanız kesinlikle A1 dışında bir cihaz almanızın pek bir mantığı kalmadı şu anda. Ve bu fiyatta da o kadar ölümcül ki piyasadaki diğer firmalar ne yapar bilmiyorum. Hani Tabi burada bir şey var ithalatçı garantili geldiği için hala birçok kişi tercih etmiyor. Marketlerde operatörlerde bulamadığınız için satış rakamları o kadar abartı hale gelmiyor. Umarız Xiaomi 2018'de resmi olarak Türkiye'de görürüz. Burada şunun altını çizmek lazım bakın. 2017 yılında enteresan gelişmeler de yaşandı. Birçok teknoloji sitesinde resmi distribütör şu oldu bu oldu diye haberler gördünüz. Halbuki adamların resmi distribütörü bile yok. Böyle garip girişimler de oluyor. Algı yönetimi de yapılmaya çalışılıyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Teknoloji türünün arkadaşlarına daha dikkatli olması lazım. Yani sonucunda bir gerçek var. Xiaomi'nin Türkiye'de distribütör olmak isteyen çok fazla firma evet. var. Ama Xiaomi e, zaten Türkiye'ye girmek istemeye karar verdiği an Yani yay olarak bir karara ulaştı andan, Onu zaten duymamak elde olmaz. Aynen. Muhtemelen sesli bir şekilde dile getirirler. Bir basın toplantısı <laughs> yaparlar zaten onları. Ee, bir araya geliriz yani. Hala çalışmaları devam ediyor. Daha önce de söylemiştik. Bir Şami çalışan Türkiye'de pazar koşullarını araştırmayı sürdürüyor. Bakalım 2018'de ne olacak. Bu arada şey de söyleyeyim. Bu yurt dışında dile getirilmiş zaten. Ee, ya bir de aynı radyo da var. Ama standart olarak bir radyo uygulaması yok. Çalışma gibi görünüyor ama işte bir kod girerek Radyoyu da kullanmak isteyen kullanabiliyor. Ya radyo zaten aslında o çipin içinde var. Bluetooth, Wi-Fi, radyo hepsi bir arada Tabii. geliyorlar ama radyo yurt dışında çok aktif kullanılan bir şey değil. Bu arada aktif kullanılmıyordu ama mesela Apple'da böyle bir istek doğdu. Neden? Bu krizler, işte yangınlar, depremler ya da benzeri tufanlar yaşandığında radyo insanlar şunu gördüler. Cep telefonu ağları çöküyor ve radyosundan bilgi alabiliyorlar. Aslında radyo isteği de yavaş yavaş firmaların üstüne geliyor gibi Amerika'da. Belki ileride bir zorunluluk olur telefonlarda radyo olması. Çünkü radyonun gerçekten aslında aktif olması lazım. Ben 99 depremini hatırlıyorum. Radyo, Hepimiz sokakta oturmuş radyo dinliyoruz. takip ediyor. Aynen. Allah bir daha böyle da şeyler göstermesin. Amin. E, ama radyo öyle bir acil durumda evet. iyi bir iletişim aracı. hacım. E, Sonucunda eski tane bir ek maliyetten dolayı Türkiye'de bu hesaplar yapılıyor. Ama şimdi zaten %60-70 hepsine, 7, yani her hepsine var var var. Var. aynı açlıkların maliyeti var. Böyle bir durum söz konusu. Bir başka Çinli'ye geçelim. OnePlus. OnePlus ile ilgili tabii olumlu olumsuz gelişmeleri hep konuşuyoruz. Bu nispeten hali hazırdaki OnePlus kullanıcılarını sevindirecek türden. Sonuçta sadık kullanıcılar için bir gelişme ortaya çıktım. OnePlus 5 tde sen zaten göstermiştin. Çok hızlı bir face unlock. Yani yüz tanımayla evet. filtre ekranı açma özelliği var. Normal koşullarda. Tamam aynı derece belki güvenli olur olmaz ayrı bir konu ama Apple'ın FaceSite'den daha hızlı çalışan bir teknoloji. Yani OnePlus 5 tdeki dizüstü bilgisayardaki yüksek çözünürlükteki bir resimle bile kandırıyorlarmış. Arkadaşlar yazmışlar altına zaten öyle bir kandırılma şey var. Öyle güvenli değil zaten yani özel bir evet. donanımı yok. Yani, yani. Apple'a göre daha az uğraşla hemen kırabiliyorsunuz. Apple'da en azından bir 3 maket falan yapmanız gerekiyor. Ha, en, en nihayetinde şey var parmak izi de var. Hani evet. Güvensiz bulursan ya da ha, Parmak izi de desene... çok hızlı çalışıyor. En hızlı zaten şu evet. an belki de. Şimdi tabii bu teknoloji böylece hızlı çalıştığı için dünya çapında konuşulunca OnePlus 5 kullanıcılarından da bizde niye yok tarzında bir istek ortaya çıktı ve OnePlus yaptığı açıklamayla biz bu özelliği madem çok istiyorsunuz size de veriyoruz tarzında bir biz, biz yaptı yılbaşı biz gibi bir açıklamalar oldu. Kademeli olarak zaten tüm OnePlus 5 kullanıcılarına geliyor hatta OnePlus'ın eş kurucusu Karpey var Twitter'dan yaptığı açıklamada OnePlus 3 ve 3 kullanıcıları. Sizlerin tepkilerini merak ediyorum. İstiyorsan size de vereceğiz. Hani ne istiyorsun tarzında bizimle paylaşın diye bir açıklaması oldu. Güzel. Sanırım Zaten güzel için edelim. hazır anladığım kadarıyla da. İşte siz istediğiniz biz verdik demek için bekliyorlar. Aynen. OnePlus 5 için aynı zamanda Android 8 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Kademeli olarak dağıtılıyor. Onda da yine performans yönelik bir takım optimizasyonlar var. Gelişiyor. Bizim 5T'nin kamerasında bir tane öyle piksel vardı. Şu anda değişimde. Gelirse test edeceğiz. Çok da soran var. Var mı onunla ilgili geliş tarihi? Yani ilgili, işte bir hafta o sonra işte. Bekliyoruz. Gelirse müslü evet, zaten ilgileneceğiz. Qualcomm tarafında bir gelişme var. Yeni CEO atağında açıkçası. <laughs> Bu önemli bir gelişme çünkü yeni şu an başa geçecek olan CEO'nun... Microsoft'tan gelmesin nerede? Yok Microsoft'tan gelmiyor. <laughs> tamam. Christian Amaro denen bir isim var. Ben aslında Xiaomi CEO'sunu ile ilgili çalışma sürecimi anlattığım videoda da kendisine yer vermiştim. Şu açıdan önemli. Hem renkli bir kişilik bizim Qualcomm'un Hawaii düzenliği toplantıda gördüğümüz kadarıyla hem de vizyoner bir kişilik. Xiaomi üzerinde Xiaomi'yi çok seven ve bunu açık açık dile getiren bir kişilik. Diyor ki Xiaomi gibi firmalar Xiaomi üzerine söylüyor. Xiaomi diyor akıllı telefon devrimine fiyat performans dengesiyle katkıda bulunmuş. İnsanın kaliteli telefonlar kullanmasına vesile olmuş bir firmadır diyor. Tabii önemli. Ee, bu önemli. açıdan bakıldığında zaten çok yakın bir işbirlikleri var. Aynı zamanda bu işte Broadcom şu an biliyorsun Qualcomm satın alma süreci vesaire vardı. Ona da sert bir şekilde dik durabilen işte bizim yenilik yapmamız lazım. Bu tür şeyler bizim yenilik yapma sürecimizi etkileyebilir tarzında açıklamaları olan, olan bir isim. Sadece şu var. Yeni gelen isim Mesut Qualcomm'un ana başkanı değil. Qualcomm teknoloji diye işte CD TE Teknolojide diye bir bölümü var. Snapdragon çipleri yapan, 3G, 4G, 5G çalışmalarını yapan bölüm. Onun başına geldi. Ama tüm holdingin başına başka bir CEO var. Onu rapor edecekmiş. Şimdi Qualcomm için bu tip partnerler çok daha önemli bir hal almaya başladı. Aslında bu firmaların en büyük partneri Apple'da her zaman için. devasa telefon satışlarında kendi çiplerini ve yedek parçalarını kullandığında hepsinin ise değerleri coşuyordu. Neden? 40 milyon, 30 milyon tek kalemde firma satan bir firmaya Tek bir firmayla çalışıyorsun. Hı hı. Tek ona ürün gönderiyorsun ve 40 milyon çip satmış oluyorsun. Şimdi çıkan haberler gösteriyor ki Apple Qualcomm'dan olabildiğince hızlı kurtulabilmek için Mediatek'i bile şu anda göz önünde bulunduruyor. Bir sonraki iPhone modellerine Mediatek modemler görebiliriz ki şu anki iPhone modellerinde biliyorsunuz Intel ve Qualcomm modemler karma olarak kullanılıyorlar. Qualcomm için Xiaomi ve benzeri Çinliler daha da fazla önem kazanmaya başlayacaklar bundan sonra. Çünkü belli ki Apple 2018'de yapamazsın. 2019'da Qualcomm'dan tamamen kurtulmayı hedefliyor. Hedefliyor da işte onların davası var. Apple mahkemeye seni dökümanları sağlıyor evet. Yani o tarafta ne olacağı belli. Yavaş yavaş, yavaş o, gidiyor. Orada Amtaş Qualcomm de, de, da. de dönebilir. İş bir ortak noktada da buluşabilirler evet. belki. O dediğin konu önemli çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde bir rapor yayınlandı. Apple'ın yayınladığı rapor değil. Üçüncü parti bir gazete ya da bir danışmanlık şirketinin yayınladığı sonuçu. Dedi Komponent ki iPhone'un da Apple'ın siparişi %40 azalacak dedi. Tayvan uzak doğu bütün komutan firmalar borsada çöktü. Borsada çöktüler ya öyle bir şey adam. Bugün diyelim ki parmak izi sensörü firmasından parmak izi sensörü temin ediyor. Ben artık bunu kendim üreteceğim dediğin o firma kapatıyor. Hı. Ben sana başka o, bir o kadar yani. Apple dedi ki kendi grafik işlemcimizi yapacağız. Evet. Tedarikçi firma iflas, işine geldi satılma sürecine girdi yani. dediğimiz firma ki en güzel böyle aslında GPU'ları üreten firmalardan bir tanesiydi. O kadar bel bağlamış ki Apple'a diğerleriyle çalışamaz hale geldi. Krize geldi satılması gündemde. Böyle bir durum var Tabii Qualcomm tarafında e, Snapdragon işi zaten devam ediyor ama şu an aslında Qualcomm'un en fazla fokus olduğu, konsantre olduğu olan 5G olayı. Oranın ağabeyi seniz belli değil. 5G'de lider olmak istiyorlar. Evet. Sadece Herkes öyle şu an. Sadece telefon işi değil. 5G'yi otonom araçlarda da aktif olarak kullanan firma olmak şu an istiyor. firmaların tekelinden çıkmış ülkeler 5G'de söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Çünkü anladılar, gördüler potansiyeli. Qualcomm'un burada patentleri hepsi için bir ders niteliğinde. Yani gecikme süresinin 1 milisaniyenin altında indi. <laughs> çok daha yüksek kızlara ulaşılabilen. Ki bizim üniversitelerimizde sanaryoları... de hocalarımız güzel işler yapmaya başladılar. Bu konuda çalışıyorlar. E işte Vodafone'la Almanya'ya gittik. Dilesen laboratuvarlar onu gezmeye. Oradaki laboratuvarın başında hanımefendi bir Türk ve 6G çalışıyor. Sonucunda 5G üzerine aktif bir çalışma var. Evet. 2019'da kullanılabileceğini söyleyeyim. En azından şunu söyleyelim. Qualcomm'un 5G modemine sahip cihazlar Qualcomm'un açıklamasına göre 2019'da pazarda olacak. Bu arada 5G'nin de biliyorsunuz bir sertifika süreci vardı. Yani tam olarak standartların belirlenmesi süreci aslında taslak tamamlandı. Şu anda 5G'nin tam olarak nasıl çalışacağı, teknolojinin neler getireceği belli oldu arkadaşlar. Düşün yani şu an zaten böyle bir durum var artık. Yani finalize durumda. Aktif olarak hangi ülke kullanacak kullanmayacak işte en son China Mobile da o konuda nihai kararını verdi kullanma noktasında. Birileri de 6G üzerine çalışıyor çünkü 2028-2029'da evet. 6G'nin devreye girmesi bekleniyor. Orada da Almanya'da ne güzel direhsende Vodafone'da sponsor olduğu bir akademik laboratuvarın başında bir Türk hanımefendinin olması da... Gerçi Türk kökenli olması Türkiye'nin orada bir söz sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Onu söylemiyorum ama bir yarın öbür gün işte bir şekilde Türkiye'ye dönmeye karar verse o bilgi birikim Hayırlısı. bir takım farklı evet. katkılar da sağlayabilir. İnşallah. Pek dönmüyorlar çünkü onlar. <laughs> Bu açıdan bakıldığı zaman da en azından bizim oraya gidip bir işin başındaki kişinin Türk olması ha, Türk konuşan bulmak güzel bir şey evet. Ee, durum bu şekilde. Qualcomm tarafından Snapdragon işi devam ediyor arkadaşlar. Modem tarafında da yeni Sion'un atılımları şekillendirecekti. Geleceğe yönelik yol haritasını. Samsung'dan bir haberimiz var. Şimdi Project Treble denen bir uygulama var. Apple e, Google tarafının Android 8 ile beraber kutudan standart olarak Android 8 ile çıkacak cihazlara zorunlu tuttu, ama sonrasında Android 8 güncellemesi alacak cihazlara zorunlu tutmadığı bir özellik. Bu Project Treble dediğimiz şey aslında Android'in temel framework ile, temel çekirdek yapısıyla üreticinin üstünde koyduğu arı yüzü birbirini ayırt ederek aslında cihazlara daha kolay Android güncellemesinin gelmesini sağlayan özellik. Şu an Note 8 ve S8 ailesinde yanlış hatırlamıyorsam Samsung tarafı 5. beta'yı verdi henüz. Finalize versiyon hazır değil ama oraya güncellemesi için 5. beta dağıtılmış durumda. Son beta'dan anlaşıldığı kadarıyla Project Trouble desteği Note 8 ve S8 ailesinde olmayacakmış. Bunu yurt dışında karamsal bulmuşlar çünkü bu özelliğin 2018'de telefon arasındaki farkı daha fazla açacağı, verebilen firmaların cihazları daha az Android güncellemesi vereceği ki artık biliyorsun grafik sürücüsünü bile ana evet. işletim sistemi güncellemesinden bağımsız olarak verebilme durumları söz konusu olacak. Üzüntü verici olarak karşılanmış bu gelişme. Ya şimdi bir şey söylemek zor. Yani genel olarak Google'ın birçok vaadi vardı. Aslında Android 7.0'dan bu yana ne diyor? Firmalar daha kolay güncelleme verecek, daha hızlı güncelleme vereceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Hiçbir şekilde Android'in güncellendiğini tık diye kullanıcı ulaştığını göremedik arkadaşlar. Kendi telefonlarında bile Android One telefonu adı. arkasında Google yazıyor. Android Google yazıyor. zaten zaman Onlarda anladım. bile güncellemeyi böyle geç alıyorsanız vay gerisinin haline. Bakalım bu projeyle ne kadar başarılı uğraşacak. Şimdiden bir şey söylemek zor ama tabii gönül isterdi ki Samsung gibi devasa bir firmanın ki Android'i sahiplenmiş bir firmanın da böyle bir destekle de gelmesi. Samsung'un yani eleştirmek gerekiyorsa Samsung son dönemde yazılım güncellemede en yavaş firmalardan birisi haline geldi. Geç güncellemeleri. Yeni çıkan telefonlarda da mesela şimdi 500-600 Euro, A8, A8 Plus fiyat biçilmiş ve ben Samsung'dan tanıdığım arkadaşlar var. Sosyal medya güncellemelerini takip ediyorum. A8'lerle ilgili eğitimler veriyorlar şu an Türkiye'de. Muhtemelen Türkiye'de gelecek gibi görünüyor. 2018 model bir cihazın Android 7.1 ile çıkması da mesela benim tarafımdan aslında olumsuz bir durum. Yani hazır, böylesi güçlü cihazlar veriyorsun, yüksek fiyatlı ya cihazlar. Olumsuz bir durum ama ben hala daha bu ekosistemi tam olarak şey yapamadım. Yani çözememiş durumdayım o tarafta firmaların, bağını Google'ın bakış açısını. Şimdi mesela bu telefonların Note 8 ve S8 serisinin özellikle bu yeni güncelleme yeteneklerine sahip olmaması Google'ın derdi olması lazım Samsung'un değil. Neden dersen eğer bu firma en güçlü firmalardan bir tanesi. Android ekosisteminde en çok telefon satan firmalardan bir tanesi. Özür olarak birlikte çalışmaları lazım. Sen şimdi her yükü firmaya bırakırsan Sonra da benim yazılımlarımı şart koyacaksın deyip Microsoft'ta başlarına musallat edersen o da benim yazılımlarımı koyacaksın derse firmalar yalnız kalıyorlar. İşte araların hepsinin Müşteri arasında hepsinin yani. arasında ticari model var. İşte kim kimden ne kadar istifade edebiliyorsa o kadar. Bir gün hepsiyle bir oturup konuşmamız lazım aslında. Belki bir canlı yayın olur. Google'dan biri olacak, <laughs> Samsung'dan biri olacak. Keşke gelseler. Hanginizde sıkıntı? Keşke evet, Bir anlatın derdinizi. İzleyen burada demek lazım yani. Ama tabii bu özelliğe sahip olan ve veren firmalar da var. Zaten tahmin edilebileceği üzere Google'un Pixel telefonları bu özelliğe sahip. Huawei'in cihazları bu özelliğe sahip. Mate 10 Pro, Mate 10 ailesinde de bu özellik varmış. Yani bu nesnelerden aslında 2018 Huawei tarafında daha az güncelleme görebiliriz. Biz Ağustos ayında hani Çin'e gittiğimizde bizi Huawei'de tüm yazılım işinin başındaki yöneticiyle de tanıştırmışlardı. E, Fransız bir adam. Aslında onun söyledikleri de bu noktada belki yön gösterici olabilir. Sorduk dedik ki yani niye yazılım güncellemeye geçti? Türkiye'de bir kere ya da bir kere güncelleme görüyoruz ya da göremiyoruz. Dedi ki Şimdi dedi, kullanıcı açısından bakıldığı zaman dedi işte Emotion UI 4, 1, 4, 2 de 2, gibi görünüyor ama şimdi bizim sahip olduğumuz ürün portföyüne bakıldığı zaman 50 tane cihaz var. Bunların hepsinin ülke özel özelleştirmeleri var. Ülkedeki operatörlere yönelik bir takım farklı özelleştirmeleri var. Bizim yılda 2000 farklı yazılım geliştirmemiz gerekiyor dedi optimize çalışabilmesi için cihazların. Bu son kullanıcı ilgilendiren bir durum değil. Ama arka tarafta çok fazla cihaz olduğu zaman işte yazılım güncellemesi vermek nispeten zorlaşıyor adamın dediğinden yola çıkarsak evet, yani. O zaman az üretecekler. Şey i̇şte HTC mesela hani az hani üretiyorum daha az verebilir Geldi gibi. ki yani bugün HTC de bugüne kadar hep hızlı güncelleme vermiş bir adam bir tanesidir. Şu an en hızlı verenlere bakıldığında Nokia hızı veriyor. Sony o konuda bayağı evet. hareketli. Türkiye'de dedi. bazen güncellemeleri beklediğimiz oldu HTC tarafında. Türkçe, Türkiye özelleştirilmiş ama yurt dışına baktığında HTC yavaş kalmadı güncelleme. Evet. Bazı firmalar 8 ay öncesinden 9 ay sonra güncelleme evet. gecikebiliyor ama o tarafta zaten Android'in şu anki en büyük sorunu bölünmüşlük ve yazılım güncellemelerinin çok farklı zamanlarda gelebiliyor olması. Xiaomi tarafında Mi Max 3 gelecek. Mi Max 2 Türkiye'de de sevilen bir telefon oldu. Sonuçta Fabet kategorisinde evet. fiyat uygun ve ekranı büyük bir telefondu. Şimdi bu daha da büyük bir telefon. 7 inç ekranı var. Tabletimsi bir telefon ama 18'e 9 standartına geçildiği için... Normal bir 7 inçe göre biraz daha küçük olabilir gibi görünüyor kasası. İşlemci olarak Snapdragon 660'ın geleceği konuşuldu. işte 4 GB, 6, 4 GB RAM, 64 GB depolamadan bahsediliyor ve pil tarafında da 4000 mAh ya da üzeri bir pil büyüklüğünün olacağından bahsediliyor. Aslında belli bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekebilir. Yani ışın kılıcı seviyorsanız tabii ki bu tip telefonlar eminim sizi cezbedecektir arkadaşlar. ya yani uzaktan kumanda benzeri bir telefonu elinize tutmak istiyorsanız. Yani çünkü bu formata inanın büyük ekran yakışmıyor. Yakışmıyor yani. Bu zaten muhtemelen artık tabi kimse bir telefon isteyenleri satırlar mısın? Samsung'da ilk Galaxy, Galaxy Tab'ler çıktıktan sonra telefon görüşmesi yapabiliyordu, evet. 8 inç tabirci sorabildiğini Ama bu daha falan. da komik oldu. Mesela Note 8 bana sorarsanız hala daha elde tutan birisinde çok estetik duran bir cihaz değil. Upuzun bir cihaz yani. Bir de zaten parmak izinin yeri de ayrı bir şey. Ergonomik anlamda biraz yani sıkıntılı var. Yani duruyor bu cihaz. Bu arada bir rivayete göre bu telefonun 5500 6.000 mAh pile sahip olabileceği de konuşuluyor. Artık çıktığı zaman görürüz ki Ocak ayında lanse edileceği söyleniyor. Son haberimiz aslında yeni chipsetlerle ilgili. Samsung tarafında resmi açıklama Twitter'dan yapıldı. 4 Ocak'ta yeni Exynos işlemcinin duyurusu yapılacak. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'ta kullanılması beklenen bir işlemci. Bir komponentin ötesinde diyor. Muhtemelen yapay zekaya burada vurgu yapıyor. Evet. E, yapay zeka konusu önemli çünkü bugün yapay zeka tarafında ön plana çıkan firmalar hangisi? Huawei diyor ki benim telefonum akıllı değil zeki telefon. Apple zaten bizde yapay zeka motoru var diyor. Qualcomm'da zaten ben yapay zekalı işlemci yaptım ama yapay zeka vurgusu yapmıyorum. Çünkü zaten benim o iş yükünü farklı birimlere dağıttım diyor çipin içerisinde. Yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Huawei'nin yapay zeka motoru, Huawei'nin özgün motoru değil bir firmada işbirliği yapıp iş ortaklığı çerçevesinde bir şey geliştirmişler. Apple tarafı resmi açıklama yapmıyor ama onların da bir firmadan, İsrail'de bir firmadan teknoloji satın aldığı söyleniyor. Bu üç firma arasında şu an Qualcomm'unki saf özgün bir Qualcomm teknolojisi. Yani Sen diğerleri kadar hızlı mıdır yavaş mıdır onu henüz bilmiyoruz ama doğal olarak Qualcomm'a bir teknoloji. Burada da Samsung'un kendi özgün yapay zeka birimini geliştirdiği konuşuluyor. Bixby şey C9 dersin şimdi? Valla verilen bir takım sözler var. İşte Samsung P gelecek, öyle olacak, böyle olacak, Bixby şey olacak, bir şey olmadı. Şey olmadı. Şey olmadı. Samsung da Bixby'den bahsetmiyor. Yani en son dönemde tek duyduğumuz şey Bixby'le hoparlör. Yani evet. o da Bilmiyorum yani. Mix'i patladı sanki. Çünkü şu var Mesut. Şimdi Samsung Türkiye ile konuştuğun zaman işte Türkiye notu çok seviyor. En fazla not satılan 5. ülke izleniyor işte. Samsung'un diğer ülkelerdeki pazar payına baktığınız zaman Türkiye gerçekten çok güçlü ama mağaza yatırımı dışında teknoloji yatırımı anlamında son dönem böyle çok aktif de bir şey görmedik. Yani yerelleştirme bakımında bak eleştireceğimiz birçok noktası var Apple'ın. Fiyatları mesela vergiler hariç bile dünyanın en pahalı iPhone'una sahibiz Hı. biz. Bugün Amerika'ya gidin Bakın herhangi bir mağazadan, Apple mağazasından vergisini ödeyerek iPhone alın. Türkiye'de vergiler hariç iPhone hala daha pahalı. Daha pahalı. Yani Amerika'daki satış fiyatı vergilendirilmiş satış fiyatından daha pahalı ham fiyat var Türkiye'de. Evet. Yani gerçekten en pahalı ürünleri Türkiye'de satan firma. Eleştirebiliriz, söyleyebiliriz bir sürü şey var haber vermeden hızını yavaşlatıyor filan. Yararleştirme konusuna geldiğin zaman ağzını açıp söyleyebileceğim bir kelime yok. yok. Adamların serisi Türkçe konuşuyor. Türkçe birçok komutu alınıyor. Türkçe altyazılı filmler, müzikler, şunlar evet. bunlar hepsi iTunes var. iTunes'a giriyorsun bütün filmlerin desteği var. Müzik indirebiliyorsun. Kolundaki saat Türkçe her, anlıyor. Her, her yani şeyi anlıyor. Her şey anlıyor. Yani Türkçe söylüyorsun yazıyor vesaire. Hiçbir konuda sekme yok. Ya bugün çok enteresan bir şey söyleyeyim sana ayrım. Bunu da keşfettim yolda. İşte aşkımı ara diyordum. Karımı arıyordu. Eşimi arıyordu. Bir gün sevgilimi ara dedim. Sevgilin kim dedi? Bak. Karınla sevgilini farklı tutuyor Siri. Bunu da aklınıza tutun arkadaşlar. İkisini aynı kişiye tanımadım. Sonra Allah muhafaza yanlışlıkla başkasına tanımalar Al başına belayı. Çok tehlikeli. Yalnız onun Çok ayrımını yaptı bak. Sevgiliyle aşkım yani eşim ayrı. <laughs> i̇şte yapay zekayı orada. <laughs> yapay zeka orada çalışıyor ama başka insanlar için çalışıyor. Benim için değil en azından. Şimdi ikisini <laughs> de eşledim ben. <laughs> Çok tehlikeli bir durum. <laughs> Aynen. Ya garip değil mi? Çok garip yani Şimdi bunun bir manası yok. Şimdi aşkım sevgilim. İşte orada yapay zekanın gerçek anlamda bu adamın ne demek istediğini anlaması gerekiyor. Anladım, ama tabii bu. şey var. Şimdi diğer adamı... türlü bakış açısına göre de farklı ihtiyaçlar söz konusu diye girdiğini orada... Kimden gene oldu? Valla değişik bağlı. bir durum söz konusu ama öyle böyle değil yani. Tanımlamanız gerekiyor. Tanımlayın tanımlamadıysanız eğer. <laughs> İyi fark ediniz. Valla öyle ha. Ya yolda öyle bir arabada işte aramam gerekti. Siri dedim sevgilimi ara. Sevgilin kim dedi tanımlamamışsın dedi. <laughs> Dedim benim sevgilim karım aynı zamanda tamam dedi arıyorum arada ondan sonra. Dikkat edilmesi bir konu gerçekten. Yalnız bak <laughs> yani Siri'nin geldiği noktaya araç kullanıcıları çok iyi biliyordur. Evet. Birçok işi oradan hallediyorum ya. Bugün dolar ne kadar, euro ne kadar diye soruyorsun söylüyor. Çok keyifli oluyor yolda. Buradan, bazen merak ediyorum. Nereden buraya geldik? Yerelleştirme konusundan buraya evet. geldik. Bix bir. <laughs> Yerel bir Önce şu anda. Yani onu söylemek isteriz. Yani Samsung'un hani madem bu kadar büyük bir pazarız. Madem bu kadar çok Samsung telefon satılıyor. Öncelikli ülkelerden birisi haline getirmesi şart evet. yani bence de açıkçası. Umarız 2018'de olur çünkü tek başına hani mağaza açmak ya da Samsung Pay'den ödeme sistemini getirmekten ziyade kullanıcının işine yarayan şeyleri daha fazla. Bu planlar. arada şöyle enteresan bir şey gördük. Mesela Hakkı gösterdi. Gaziantep'e gitmiş. Amerika'da hesap açınca saatiyle Türkiye'de ödeme yapabiliyor şu anki post ödeme yapmış, evet. demek ki Apple Pay için aslında herhangi bir engel yok. Olduğu anda ya da Samsung Pay için şu bankalarla anlaştıkları anda olay bitecek. İşte sorun o zaten. Şimdi Amerikan hesap açtığınız zaman ev alışı alışıyor da. Türkiye'de bankalarla komisyon konusunda anlaşılamadığı için. Ne kadar keyifli teknoloji değil mi öyle o kutup parayı kullanınca? Yani abi hani hiçbir şey yapmadan. Evet. Abi tostum hazır mı? Tamam al. o bitti. bitti yani. Ve tost oldu yapması da güzel bir şey olmuş orada. Birliktelik. Valla biz gidip yiyemedik. Değil mi? Eğer bir, bir yolumuz şey düşse de gidip en azından bizi hem tanışsak hem de yesek. <laughs> e, tabii şimdi Exxon's tarafın dediğim gibi yapay zeka tarafı var. Belki buna istinaden de 2018'li Bixby'e özel bir takım fazla, daha fazla yatırım yapılır. Bunu bekleyip göreceğiz ama 4 Ocak'ta yani işte CES Fuarı'nın haftasında tanıtılacak. Belki Amerika'da bununla ilgili bir takım şeyler görürüz. Görürsek de zaten evet. sizlerle paylaşırız. Chipset tarafında diğer gelişmeler Qualcomm tarafından. Şimdi bakıldığı zaman Mesut Qualcomm'da yeni chipsetler var. Nedir bunlar? 670 var. 640 var. 660'ın devamı olarak 670. 630'ın devamı olarak da 640 var. Özelliklere bakıldığında yeni modern teknolojilere geçiklerini görmekteyiz. Bunlar arasında örneğin Cortex A75 artık burada da kullanılıyor. 670'e bakıldığı zaman evet 845'ten daha yavaş ama 4 tane Cortex A75 tabanlı çekirdeği var. 4 tane Cortex A5 tabanlı çekirdeği var. Dolayısıyla ARM tarafındaki en güzel teknolojilere adapte olan bir orta üst sınıf işlemci olduğunu görmek üzere, GPU tarafında 620 var. İşte GPU tarafında yine belli kirasına bakıldığında zaman L2, L3 ve sistem belleğinin kapasitesini düşmüş olduğunu görüyoruz ama pek çok kişinin ihtiyacını fazlasıyla işte karşılayabilecek bir performans vaat ediyor. Ya Qualcomm'un orada bir şey düzeltmesi lazım. 652 diye güzel bir çip var mesela kullanan yok. 660 var. Durulan telefon var çok az var. Yani bir sürü güzel çip var böyle orta üst seviye telefonlar için. Kullanan olmadı. Çok istisnai modellerdi. Fiyatlar onunla. da uçuk oldu onlarda. Yani Almaya değer olmadı. Muhtemelen anladığım kadarıyla Qualcomm'un istediği bedel ve aynı zamanda o çipin kullanabilecek anakartın ya da boardun fiziksel yapısı ve güç beslemesi gibi unsurlar maliyetleri yükselttiği için. Herhalde anlamadım Çünkü yani. Çünkü 660 dediğin yani CPU olarak bakıldığı zaman Hayat bir chipsetten çok çok daha yavaş değil. Evet, Büyük oran 170'in, 80'in, 85'ini %80 karşılayabilecek bir chipset. 670 böyle ama... Tabii maliyetlerden dolayı yine çok nadir görürüz diye tahmin ediyorum. Orada bence daha önemli olan 640 ki o da 8 çekirdekli bir işlemci. 2 çekirdek Cortex A75'in 75 versiyonu e, tasarıma sahip olacak. Diğer 6 çekirdek ise A5 tabanlı olacak. Bu ARM'ın Dynamic adını verdiği yeni anlayış. Farklı çekirdek tiplerini aynı küme içerisinde birleştirebilen bir e, genişleme imkanı tanıyordu. Ona o teknoloji adapte olmuşlar gibi görünüyor. GPU tarafında ise 610 var. Yani 640 Adreno 610, 670, 620, 845'te de 630 var. Tabii bunların arasında şu da önemli. Mobil GPU'larda bellek band genişliği kritik öneme sahip. Band genişliğinde ciddi kayıtlar var. Örneğin 640'a bakıldığı zaman bellek band genişliği 14 GB, 15 GB saniyeye kadar düşüyor ki bu 845'in yarısı kadar anlamına geliyor. Ya şöyle bir şey var herhalde. 845'in de potansiyeli kullanan nerede, ne kullanacak? ki? İşte bize gösterdikleri artık daha fazla VR, AR, karma gerçeklik gibi konular olacağı söylüyor. Ama işte gözlüğü bulacaksın, alacaksın, yani, onun için çıkacak vesaire. E, şu var giriş orta üst seviyede aslında zaten olması gerektiği performans ciddi şekilde yükselecek. Qualcomm yapması önemli çünkü en fazla kullanılan firma olduğu için çipleri performans ne kadar geliştirirse evet, toplam cihazlar pazar toplam performans seviyesi de o derece yükselmiş oluyor. Evet bu gelişme mobilitenin bu haftaki bölümünün son haberiydi. Aynı zamanda bu hafta 2017'de son programını yapmış olduk. Şimdiden mutlu yıllar dileyelim. 2018'de hem sizlere hem bizlere hem de ülkemiz için daha güzel günler bizlerle olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.